Sevgili dostlar, burada fazla bir çekim yapamayacağım. Sadece şöyle göstereyim. Şehidimiz Fatih Kemal Yarar Deniz Komando Onbaşı. Buradan iki tane taş almak istiyorum. Anıtkabir'deki bayrağımız için. Şu şekilde birinci taşımız. Şu şekilde ikinci taşımız. Taşlarımız şunlardır. Fazla burada videoyu uzun çekemiyorum. Kusura bakmayın. Şu şekilde. Anıtkabir'deki bayrağımızın taşları şu ikisidir. 3 tane al istersen. 3 tane alalım. 1 tane de ben alayım. Olur mu tamam. Nasıl? Olur. Buyurun. Bu da bizden gitsin. Bizim de değil. Yani. Teşekkür ederim. Anıtkabir'de bir el izniniz evet, olsun. Değil mi? Evet sevgili dostlar. Şehidimizin mezarından aldığımız taşlar budur. Anıtkabir'de bu taşlarımızı göreceksiniz. Teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Evet sevgili dostlar, şu anda da pazar çökerlerdeyiz. Bir bayrağımız gene var. Yukarı doğru bir yapabilirsek. Bayrağımız eskimiş, deform olmuş her zamanki gibi. Muğlak yerlerdeki gibi bir bayrağımız. Gene sıkıntılar var. Sıkıntılar var derken burada muhtarımızın da elinde bir şey gelmiyor. Belediyeye mecbur bakıyor. Belediye de ilgilenmiyor. Şehitlerimiz şu anda aynı durumda. Yazılar deform olmuş durumda. Şu anda şehitimizin antren yazıları deform olmuş. 2000-3000 lira gibi bir ücret istiyorlarmış sadece yazılar için. Ya sıkıntılı ücretler, belediyenin buradan sesimizi duymasını istiyoruz. Ne kadar duyar ne kadar duymaz onu bilmiyorum. Dilerseniz bayrakla işimize geçelim. Değiştirmiyor galiba muhtarım ya. Abi bu arada isim neydi senin? Gökhan Çalışır. Gökhan abim. Bu arada değiştirmiyor mu abi? Kaç sene? Bir iki sene oldu yani. İki sene. Hı hı. Ama bu şey bir 6-7 senelik. Abi iki sene çok be. Allah'ı bilir. Ya belediyenin görevlendirdiği birileri yok mu abi ya? Ya belediye bu işler için şu an... Ya örnek veriyorum. Geçen ben bir mermer fabrikasında değişim yaptım abi. Şimdi açıkçası ben de daha bu bayrağın deforme olduğunu yeni gördüm. Soluk olduğunu gördüm de hani deforme olduğunu... Yakın zamanda olduğunu zannediyorum o yırtılmanın. Yani... Olabilir abi, bilemiyorum ama... İşte yağmur, güneş, hava şartları, dolu yağıyor ara sıra buralarda. Büyü falan mı vardı ya? He? Büyü falan mı vardı? Fırtına. Şey getirelim mi? Kabarayı bir şey de yok. Abi. Abi bunun böyle olmaz, suç var be, biliyorsun değil mi? He? Suç alma. Suç kime yükleyeceğiz o suçu? Biraz daha şey yaparsan kopacak mı herhalde? Dur. Ne yapalım? Dur abi, videoyu bir durduralım. Tamam. Evet sevgili dostlar. Merdiven bulamadık. Bu şekilde bir çözüm bulduk. Düşmüyorsun ama baba. Yok, yok. Kırılırsa kırılsın demir. Sana bir şey yok, olmasın. Aman abi. Ay. Direği yıkılmaz inşallah da. Tamam değil mi? O işe yaradı araba. Yaradı abim ya.
Bonoli, Mutelli nasıl atmışlar bunu buraya? Yok mu pense, tornavida gibi bir şey arabada? Bir bakayım, hava olması lazım. Bayrağı getirmeye nasip oldu. Vatan, millet, bayrak. Allah razı olsun ikiniz, her ikinizden. Hocam da Allah razı olsun baba. Siz sevinçsiz insansınız. Hanedar. Bunlar sevinçsiz insanlar. Ne abi? Niye sevinmiyorlar abi? Bizler ben bilmiyorum. Aleyküm selam. Bunların dedelerin zamanında çalışırlar dediği zaman haneye gittiği zaman kimse boş dönmezmiş, öyle diyorlar. Anlıyor musun? Biz geldiği şehirde boş dönmezmiş. Yine aynı bedayı. Biz de dedemizin. Aynı. Aynı atasoyunu götürüyorsunuz. Aynı. Ben dün çok salak. Saplandım ya. Olsun. Bayrak bu durumda da birazcık ufak. Ya ufak olsun da şeyi bozulmasın. Tamam, ben bunu belediyeyle görüşeceğim. Buraya bir şey tutsunlar. Tamam. Yani vardı mı odada da böyle şeyi yapsınlar vardı. Sen de görüş, ben biz söyledik zaten burayı, belediyenin haberi var temizliğinin yapılmasına, asker de gelip temizliyordu, onlar da şimdi gelemedi. Askeri şu an birçok kişi var, ben jandarmayla sohbet falan ettim. Aha. Şu an şeytanelerini ziyaret ediyorlar. Evet. Geçen bayram gelmişlerdi şehit ailelerini ziyarete. Asker, jandarma. Salim Hoca ile de bayağı sohbet ettik, sağ olsun. Demek falan şeyler yaptı. Babacım be, senin branşın ne? Benim de. Vatan millet ya, başka bir şeyim yok abi. Allah aşkına bak, tamam vatan millet de. Böyle bazı görüyor musun, sırt çantalarından geziyorlar, ediyorlar. Ya tamam, tamam, gezici. Tamam, anlatma hadi. Anlatma. Allah razı olsun. Allah seni de razı olsun. İmandan çalışıyorsan Allah razı olsun. Ne zaman gördün sen bu bayrağı? Bugün. Tekirdağ Çorlu'da ortalık ayağa kalktı. Hı. Adam Türk bayrağını asmış, abim dedim. Ben de herhalde dedim burada da böyle bir şeyle karşılaşacağım. Abim dedim, bakın dedim Türk bayrağınız deform olmuş, değiştireyim dedim. Para pul talep etmiyorum, herhalde dilenci para zannetti. Sırt çantam da var yani. Ha, beni dilenci zannedecek adam, sırt çantama baksın, benim sırt çantamın değeri 7000 lira içindeki malzemelerle beraber. Doğrudur. Öyle örnek vereyim. Ya abicim dedim, bakın dedim, zorluk çıkarmanıza gerek yok. Bu dinlemedi, ben itfaiye aradım, polisi aradım. Abim dedim, burada böyle böyle bir durum var, bir gelir misiniz, ilgilenir misiniz? 10 dakika içinde geldiler. Çıktılar, değiştirdiler. Yani öyle olmasını istemedim. Ama kendi kaçtı. Böyle bir duyumsuzluğu neden yaptı ben bile hala anlamış dedim. Aşağıya. Değil mi? Oraya iş yapmadık. Yapamayız çünkü bayrak çok şey. Dur, dur babacığım, dur. Şunu yukarı kaldırayım. Bak yukarı bir tüyüm atalım. Tüyüm atalım. Olur olur. Aşağı inmesin diye tüyüm atalım. O düğüm ondan sonra işte açılırken bak. Orada zaten bir düğüm vardı. Tabelanın. O yırtılmış. Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Turan. Tabii muhakkak. Benim bu köyü bekçi tutsana muhtarım.
Bekçi şu an vermiyorlar ki bize. Koruma, temizlik, etraf temizleme. Aslında buraya falan. Olu, yani. Olu. Allah Allah. Mesela burada belediye otlar, işte. Geleceksin, buranın otunu temizleyeceksin. Tamam. Kıyı köşeyi temizleyeceksin. Belediye. Hiç olmazsa ben 20 ayımı orada dolduracağım, köyüme hizmet ederim ya. Caminin önü mesela. Değil mi? Aslında böyle bir adam lazım yani. Aslında belediye... Zevkle yaparım, inan Allah'a yaparım. Belediye böyle toplu işçi çalıştıracağına her mahalleye böyle bir adam versin. Mıntıka temizliği. Hani böyle şey atıyorlar ya, al poşetini, giy eldivenlerini, o pet şişeleri, kulu kotalar, kutu kolalar var ya onları topla topla at çöpün içine. Bu saat gibi, sabah 8 akşam 5, sabah 8 akşam 5. Mesela lan sigorta da çok pahalı ha. Ne? Pahalı bak. Sigorta da pahalı. Şöyle. Evet sevgili dostlar, elimizden geldiği kadar da değiştirmiş bulunduk. Ufak büyüyor bu işin, yok gönül işi bu. Biz elimizden geleni yaptık. Bu şekilde bayrağımız şu anda tam dalgalanmıyor rüzgar olmadığından dolayı. Ön kameraya geçeyim. Evet sevgili dostlar, şu anda da pazarına çökerlerdeyiz. Şu an şehit mezarlığına değil, çökeklerdeyiz. Şu an şehit mezarlığına gidip taş almam lazım bayrağımız için. Yoruldum biraz. Az bir şey kadar fazla değil, yorgunluğu var üzerimde. Bugün Düzce'ye geçiş sağlayacağım. Hep takipte kalın, birazdan videoda görüşmek üzere.